Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Hobileri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem kolay hem pratik, tüm örgü modellerinizde de kullanabileceğiniz hem gösterişli hem kolay, şahane, 4 sırada biten bir model yapacağız. Nako Elite Baby'nin şöyle beyaz bir ipini kullanacağız arkadaşlar. Orta incelikte bir ip, bakın. Orta kalınlıkta, pardon incelikte diyorum. Harika, güzel bir modeli yapacağız arkadaşlar ipimizle. Şöyle hanımlar, 3,5 numaralı da şiş kullanacağım. Evet, 3,5 numaralı da şişimizi kullanıyoruz. Ve modelimize geçelim arkadaşlar. Evet, ben modelim için şöyle bir ters bir düz lastik uyguladım sevgili hanımlar. Sizler dilediğiniz örgü modellerinizde istediğiniz lastiği yapabilirsiniz. Modelimiz gerçekten hem kolay hem pratik hem de çok güzel bir model. İlmek sayılarım güzel hanımlar 5 ve 5'in katları. Ne yaparsak yapalım 5 ve 5'in katlarıyla yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5 ve 5'in katları. Burada ben 8 tane de kenar bandı kullandım hanımlar. 5 ve 5'in katları artı 8. Yani modelimizi 5 ve 5'in katlarıyla kuruyoruz. Burada kenar bandı için de 8 tane ilmek kullandım. Yani 5 ve 5'in katları artı 3 ilmek yani sevgili hanımlar. Evet, şimdi modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Hemen modelimizin yapımı için sizler ne yaparsanız yapın 5 ve 5'in katlarıyla yapacaksınız. Kenar bant sayınızı da artık siz ayarlarsınız sevgili hanımlar. Kenar ilmeğimi şu şekilde aldım arkadaşlar. Şimdi modelimizin bu sırasında 8 tane kenar bandımızı yapıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın, bir düz bir ters. Bir düz bir ters. Modelimizin birinci sırasını başladık. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın, 6, 7, 8. Kenar bandımızı 2, 4, 6, 8 tane bir ters bir düz yaptık. Şimdi burada tüm ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Tüm ilmeklerimizi modelin birinci sırasında düz olarak örüyoruz. Çok kolay ve güzel bir model. Gösterişli, harika, basitin basiti bir model. Güzel bir örgü modeli hanımlar. İki şişle yapılan harika, güzel bir örgü modeli. Nasıl yapılıyor? İşte hep birlikte modelimizi yapalım arkadaşlar. Modelimizin yapımı bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde çok çok güzel bir model. Dilediğiniz her örgü modeline uyan harika bir model. Ne yapmak isterseniz bu modelden yapabilirsiniz. Evet, sıra boyunca bakın tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 4 sırada bir model hanımlar, ama inanın yani hem kolay hem de gösterişli. Evet, kenar patlarımızı yaptık. Sıra boyunca tüm ilmeklerimizi düz ördük. Şimdi modelimizin de arka yüzünde hanımlar 8 ilmek kalana kadar tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. 8 ilmeğimiz kenar bandı. İlmeğimi aldım örmeden. Tüm ilmeklerimi burada 8 ilmeğim kalana kadar ters öreceğim hanımlar. Evet, sizler de henüz kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz inanın hanımlar beni çok mutlu edersiniz. Annemin Hobileri kanalı biliyorsunuz, yani birbirinden güzel modellerim var, daha da yapıyorum. Annemin Örgü Dünyası kanalım ve Annemin Marifetleri kanalım da var. Bu benim 3. kanalım sevgili hanımlar. Değerli takipçilerimizin daha güzel, daha elverişli olabilmek için bu kanalımızı da açtık. İnşallah hep birlikte bu kanalımızı da büyüteceğiz. Evet güzel hanımlar, şu şekilde tüm ilmeklerimi ters ördüm. Hemen burada sayıyorum. 2, 4, 6, 8. Bakın burada bir ters, bir düz, bir ters, bir düz kenar bantlarımız var. Ters ilmeklerimizi yaptık. Şimdi ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters ve düz. Evet, modelimizin ikinci sırasında bu şekilde yapmış olduk. Kenar bandıyla gösteriyorum ki bir yelek nasıl, hani bir yelek modeli nasıl yapılıyor görün diye. Şimdi modelimizin üçüncü sırasındayız ve kenar bantlarımızı yine yapıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Burada yine bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Hemen sayalım. Evet, iki ilmeğimiz daha var ve bir düz. 2, 4, 6, 8. Bakın 8 tane kenar bandımı yaptım. Şimdi modelimizin 3. sırasındayız sevgili hanımlar. Burada bakın 1, 2.
İki tane düz ilmek ördüm. Şimdi 1, 2, 3. 3 tane düz ilmeğim var bakın burada. Bu 3 düz ilmeğin 3'ünü de birlikte örüyorum ve çıkardım. Örmüş olduğum bu ilmeği tekrar geriye takıyorum. Ve bu 1 ilmeğimden 3 tane ilmek çıkarıyorum. 1, 2, 3. Bakın 3 ilmeği birden kestik. Yine 3 ilmeğimiz yerine geldi. Şimdi arada 2 tane düz. 1, 2. Bu bizim 2 düz ilmeğimiz. Evet, şimdi yine model 1, 2, 3. 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bakın bu şekilde. Bıraktım. Ördüğüm ilmeği tekrar geriye takıp 3 ilmek alıyorum. 1, doladım 2, bir daha ördüm 3. Evet hanımlar, bakın şu şekilde model ilerleyince kendini gösteren harika bir model olacak. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi ara ilmeğimiz olan 2 düzü yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3. 3 ilmeğimi birlikte düz olarak ördüm. Tekrar ilmeğimi geri taktım. Bu 1 ilmekten 3 ilmek. 1, doladım 2, bir daha ördüm 3. Yine ara ilmeğim olan 2 düz ilmeğimi örüyorum. Evet hanımlar, modelimin ne kadar kolay ve güzel olduğunu inşallah görmüşsünüzdür, beğenmişsinizdir. Yine 1, 2, 3. Bakın 3 ilmeğimi birlikte topladım ve bıraktım. Tekrar ördüğüm ilmeği geri takıp 3 ilmek alıyorum. 1, doladım 2, bir daha ördüm 3. Bakın. Yine ara ilmeğim olan 2 düzü örüyorum. 1, 2, 3. Bakın. Tekrar hemen şu şekilde üçünü bir topladım ve bıraktım. Tekrar ilmeğimi şişime alıyorum. 1, 2, 3. 3 ilmek çıkardım. 2 düz. 1, 2. 2 düz ilmeğimi yaptım. Bakın burada benim 3 tane ilmeğim kaldı. Bunları da şöyle arkadaşlar, 3 düz bir tane ilmeğim, bir ilmek eksik yapmışım hanımlar. 3, 4 ilmeğimiz olacaktı burada. Şimdilik biz bu 2 ilmeğimizle, siz bunu 3 ilmek olarak hesap edin. Yanlış anlamayın. Şimdi biz böyle ikisini bir toplayalım. Siz bunu 3 ilmek olarak hesap edin. Burada dolama yaptığımızda yine yerine gelecek sayımız. Evet. Şimdi bu 1 ilmeğimden 1, 2, 3 ilmek yaptım bakın. Kenar ilmeğimi de ters yaptım. Evet, bir ilmek eksik yapmışız arkadaşlar burada. Sizler onu da nazar alaraktan yapın. Modelimizin 3. sırasını bakın bu şekilde hazırlamış oldum güzel hanımlar. Evet, şimdi hemen arka yüzündeyiz. Modelin 4. sırasındayız. Modelin 4. sırasında hiçbir işlem yok. Tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Modelimizin sadece 3. sırasında model kuruyoruz. Evet hanımlar. 8 sıram kalıncaya kadar, 8 ilmeğim kalıncaya kadar modelimin başında tüm ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Evet güzel hanımlar, çok güzel bir model. Bu modelden dilediğiniz her örgüyü yapabilirsiniz. Hem bay hem bayan, hem bebek hem çocuklarınız için aile boyu kullanabileceğiniz güzel bir model. Hem görüntüsüyle hem kolaylığıyla örgü bilmeyenlerin bile kolaylıkla yapabileceği bir model. Gelin şalları yapın hanımlar, gelin yelekleri yapın, ana kız takımları, bebek örgülerinin her çeşidinde. Bebek örgü modellerine çok yakıştırdığım, yelek modellerine çok yakıştırdığım harika bir model. Ben sizlere yelek örgüsü olarak anlatıyorum, bebek yeleği olarak. Sizler dilediğiniz örgü modelleriniz için kullanabilirsiniz. Evet, kenar patlarımı da bakın burada 8 tane yaptım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Ben sizlere şöyle arkadaşlar bakın, bir model anlattım. Şöyle bakın, harika, çok güzel bir model sevgili hanımlar. Evet, şöyle bir model anlattım. Şimdi ikinci bir model daha anlatayım hanımlar size. Şöyle öncelikle kısacık anlatacağım. Kenar patlarımızı yapıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 7, 8. Bakın 8. ilmeğimi de yaptım. Şimdi ne yapacağız? Bir sıra düz yapacağız. Hiçbir işlem yok. Kenar patımızı yaptıktan sonra tüm ilmeklerimizi sıra boyunca düz olarak öreceğiz. Bu şekilde tüm ilmeklerimizi sıra boyunca düz örelim. Evet, kenar patlarımı yaptım. Daha sonra tüm ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi örgümün arka yüzündeyim.
Ve burada da kenar patımda 8 tane kenar patıma kadar tüm ilmekleri ters öreceğim. Evet, bu şekilde kenar patımıza kadar tüm ilmekleri ters örüyoruz. Evet, bu şekilde tüm ilmeklerimizi ters örelim. Evet, ikinci sırada tüm ilmeklerimizi ters ördük. Kenar patlarımızı normal ters düz ters düz ördük. Modelimizin ikinci sırasını tamamladık. Şimdi modelimizin üçüncü sırasındayız. Model kurduğumuz sıradayız sevgili hanımlar. Gerçekten çok güzel olacağını düşünüyorum. İnşallah sizler de beğeneceksiniz. Kenar ilmeğimi aldım. Yine burada düz, ters, düz, ters, düz. Hemen ters ve düz. Bakın 2, 4, 6, 8, 8 tane kenar patımızı yaptık. Şimdi tekrar modelimizin 3. sırasında modelimizi kuruyoruz. Hemen modelimizi kuracağız. 2 tane düz. 1, 2. Bakın 2 düzümüzü yaptık. Şimdi burada 1, 2, 3. 3 tane ilmeğimi birlikte topluyorum. Bakın 3 ilmeğimi birlikte topladım. Ördüğüm ilmeği tekrar şişime takıp 3 ilmek alıyorum. 1, 2, 3. Bakın bu şekilde. Ara ilmeğim olan 2 düzü yapıyorum. 1, 2. Modellerimiz hep üst üste gelecek hanımlar. 2 düz ilmeğimiz de sıra boyunca hep aynı gidecek. Şimdi yine 1, 2, 3. 3 ilmeği birlikte örüyorum. Bakın 2 düzü yaptık. Ve ilmeklerimi bıraktım. Tekrar şişime takıp 3 ilmek alıyorum. 1, 2, 3. Bakın. Ara ilmeğim olan 2 düzümü yapıyorum. Tekrar burada 3 ilmeğimi 1, 2, 3. Bakın. 3 ilmeğimi birlikte topluyorum. Ve tekrar şişime geri takıp 3 ilmek alıyorum. 1, 2, 3. Burada 3 ilmek kesiyoruz. Burada yine 3 ilmeğimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. 1, 2. Ara ilmeğimizi yaptık. Evet, sıra boyunca bu şekilde ikinci modelimizin üçüncü sırasını yapıyoruz. Evet, modelimizin üçüncü sırasında bu şekilde tamamladık sevgili hanımlar. Modelimizin dördüncü ve son sırasındayız. Arka yüzünde yine hiçbir işlem yapmıyoruz. Tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Kenar patımızı 8 tane kenar patımıza kadar tüm ilmekleri ters olarak örüp ikinci modelimizi de tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde hiçbir işlem yok. Tüm ilmeklerimizi ters olarak örelim. Kenar patımızda bir ters bir düz örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, dördüncü sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Bakın modelimizin arkası ne kadar güzel hanımlar. Kabartmalı kabartmalı. Arkasını da çok beğeniyorum ben modelimizin. Şöyle arkadan görünümü bu şekilde bakın. Şimdi modelimize iki tane model hazırladık. Gerçekten modelimiz şahane bir model sevgili hanımlar. Beni izlediğinize, ördüğünüze değecek bir model. Evet, bakın şöyle. Gerçekten çok şık ve güzel bir model. Tüm örgü modellerinizde de kullanabilirsiniz. Evet, şimdi ben modelimi birkaç sıra daha yapıp geleyim hanımlar. Şöyle modelimizi bir ilerlemiş olarak görün. Evet arkadaşlar, ben modelimi biraz daha ilerlettim. Bakın harika, güzel, çok şık bir model oldu. Evet güzel hanımlar, inşallah modelimi beğenmişsinizdir. Şöyle yelek modellerinde harika bir model. Bebek yelek örgü modeli olarak anlattım. Yelek modeli olarak size ben anlattım. Sizler dilediğiniz örgü modellerinizde kullanabilirsiniz. İster yelek, ister hırka, ister süveter, ister atkı, ister bere. Yani ne yapmak istiyorsanız. Evet, kenar bantlarımızı da gördünüz. Harika bir bebek yeleği, harika bir yetişkin yeleği, çeyizlik yelekler olur hanımlar. Çok çok güzel oldu. Evet. Modelimi inşallah beğendiniz. Modelimin arkası da çok çok güzel sevgili hanımlar bakın. Arkası da çok güzel, şöyle kabartmalı. Harika. İsterseniz arkasını, isterseniz önünü kullanın ama inanın iki tarafı da birbirinden güzel oldu. Çift taraflı güzel bir model oldu. Evet, inşallah bir modelimin daha sonuna geldim sevgili hanımlar. Beğenmişsinizdir bu güzel modelimizi. Şöyle yere koyalım, yerde bakın. Gerçekten çok şık ve güzel oldu. Evet, yepyeni bir modelde daha modelimizi daha tamamladık arkadaşlar. İnşallah bu güzel modelimizi beğendiniz, benimle birlikte yaptınız.
Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz beni çok mutlu edersiniz. Sevgili dostlar, sevgili takipçiler. Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun. Hoşça kalın.